Aşağıda protein sentezinde tüketilen amino asitler ve bunlara karşılık gelen kodon şifreleri verilmiştir. Buna göre bir polipeptit sentezinde 3 valin, 2 lüzün, 6 metiyonin, 3 asparajin kullanılırsa en fazla kaç çeşit kodon görev alır? Valin için baktığımızda valin için 1, 2, 3, 4 tane kodon var. 3 tanesi kullanılmış en fazla dediği için 3 çeşidi de kullanalım lözün için 2 tane lözün kullanılmış 2 tane de şifre var o zaman 2 tane kodon kullanılsın metiyonin için tek çeşit olabilir o yüzden 6'sı da 1 çeşittir asparajin için 2 çeşit e, kodonumuz var 3 asparajine 2 çeşit kodon kullanılabilir buna göre 3 5 6 7 7 8 tane kodon görev yapabilir cevap D Doğal seçilimle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Adaptasyonun gerçekleşmesini sağlar. Doğal seçilim bazı özelliklerin elenmesini, bazı özelliklerin ise ortaya çıkmasını sağlar. Bu durumda elenenler olduğu için diğer bireyler daha güçlü bir şekilde uyumu sağlayabilir. Buna göre adaptasyonu sağlar. Biyolojik çeşitliliği azaltır. Zayıf olan bireylerin elenmesi olduğundan dolayı biyolojik çeşitlilik azalır. Zayıf özelliklerin kaybolmasına neden olur. Zayıf özelliklerin elenmesine sebep olur. Söyleyebiliriz. Buna göre cevap E. Kemosentez ve oksijenli solunum için grafiklerdeki değişimlerden hangileri ortak değildir? Kemosentez inorganik maddelerin oksitlenmesiyle e, açığa çıkan ATP'den faydalanarak besin sentezlenmesi demektir. Karbondioksit kullanılır, hidrojen kaynağı kullanılır, e, besin açığa çıkar, artı yan ürün açığa çıkar. E, oksijenli solunumda ise besin Oksijen ile parçalanarak karbondioksit ve su açığa çıkar. E, karbondioksit miktarının azalması kemosentez için geçerlidir. E, foto e, oksijenli solunum için geçerli değildir. Oksijen miktarının artması e, kemosentetik canlılar da oksijeni açığa çıkaramazlar. Oksijenle yani açığa çıkan oksijeni atmosfere vermezler. Oksijenli solunum yapan canlı da atmosfere oksijen vermez. E, suyun e, miktarının artması. E, kemosentetik canlılar e, suyu tüketebilir. E, bu yüzden su miktarı azalmalı. E, oksijenli solunum olayında ise su açığa çıkar. Bu yüzden ortak değildir. Buna göre cevap E. Aşağıdaki şekilde bitki gövdesinin bazı kısımları gösterilmiştir. Gövdenin kısımları ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Tepe tomurcuğu boyca uzamayı sağlar. Tepe tomurcuğu dediğimiz kısımda primer meristem bulunur. Primer meristem gövde ucunun boyca uzamasını sağlar. Yanal tomurcuk yan dalları oluşturur. Yanal tomurcuk yana doğru mitoz bölünme ile gelişerek yan dalları meydana getirir söyleyebiliriz. Gövde üzerinde dalların çıktığı veya yaprakların bağlandığı yere nodyum denir. Önce yumrucuklar oluşur yan alt omurculardan. Bu yumrular nodyum şeklinde yanal yan dalları meydana getirir söyleyebiliriz. Buna göre cevap 1 2 ve 3 E olmalı. Bitkilerde su ve minerallerin taşınması ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Yaprakta meydana gelen fotosentez olayı sonucu ozmotik basınç artar. Ozmotik basıncın etkisiyle yaprak hücreleri kısilemden suyu çeker. Kısilemden suyun çekilmesi kökteki ozmotik basıncın artmasına sebep olur. Kök basıncını meydana getirerek kök basıncı suyun üst organlara kadar taşınmasını sağlar, söyleyebiliriz. Su molekülleri iki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşur. Hidrojen molekülleri arasında suyu oluşturan hidrojen molekülleri arasında hidrojen bağları bulunur. İki su molekülü hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanır. Hidrojen bağlarıyla oluşan yine su moleküllerinin kendi içerisinde bulunan kovalent bağların etkisiyle de kohezyon kuvveti oluşur. Kohezyon kuvveti su molekülleri birbirine su moleküllerini birbirine bağlayarak taşınmasını sağlar, etkilidir. Basınç akış teorisine gelince basınç akış teorisi fluemde organik maddenin artışına bağlı olarak fluem hücreleri kısılem hücrelerinden su alır. Hidrostatik basıncı artar. Su ve minerallerin değil organik maddenin taşınmasını sağlar. Bu yüzden 1 ve 2 nolu olaylar bitkilerde su ve minerallerin taşınmasında etkilidir. Cevap C. Çiçeğe ait erkek üreme organında oluşan polenlerin dişi üreme organındaki tepeciğe taşınmasına tozlaşma yani polinasyon denir. Tozlaşma ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Rüzgarla tozlaşan bitkilerde polenler çok sayıda üretilir. Rüzgarla tozlaşan çamgiller gibi bitkilerde çiçekler çok gelişmemiştir. Ama polen sayısı çok fazla üretilir çünkü rüzgarla çiçeğe konması zorlaşır. Suyla tozlaşan bitkilerde polenlerdeki hava boşlukları sayesinde polenler suya batmaz. E, suyla tozlaşan bitkilerde, örneğin yağmur suyu e, polenin üzerine damlar ve daha sonra bu e, damlanın sıçramasıyla etraftaki diğer çiçeklere taşınmış olur. E, yalnız burada bir e, gerilime ihtiyaç vardır. Burada polenlerde bulunan hava boşlukları bu gerilimi sağlayarak polenin suya batmasını engeller. Çapraz tozlaşmada kendi kendine tozlaşmaya göre kalıtsal çeşitlilik her zaman azdır. Çapraz tozlaşma farklı çiçekler arasındaki tozlaşma olayıdır. Farklı çiçekler arasındaki tozlaşma olayı kendi kendine tozlaşmadan daha fazla çeşitliliği sağlar. Bu yüzden de kalıtsal çeşitlilik her zaman azdır ifadesi yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevap D. Bir trafik kazası sonucu uç beyni, beyin kabuğu zarar görmüş bir kişide durumlarından hangilerinin kontrolünde sıkıntılar yaşanır? Hafşurma, çiğneme, refleks gibi hareketler e, umirlik soğanı tarafından kontrol edilir. Öğrenme uç beyin tarafından kontrol edilir. Vücut sıcaklığının kontrolü hipotalamus tarafından kontrol edilir. Uç beyin, öğrenme, hafıza, hayal kurma... Bilinç altı gibi olayları denetler. Duyu organlarının çalışmasını kontrol eder. Çizgili kas faaliyetlerinin çalışmasını sağlar. Buna göre hapşurma, refle, çiğneme gibi refleksler ve vücut sıcaklığı kontrolü sıkıntı olmaz ama öğrenmede sıkıntı olur. Cevap yalnız 2B. Aşağıda karbondioksit taşınımında e, karboksi hemoglobin miktarının X ve Y damarlarına bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre X ve Y damarları yukarıda verilenlerden hangilerinde doğru olarak eşleştirilmiştir. Karbondioksit konsantrasyonu giderek azalan damar yani kanın oksijence zenginleştiği damardır. Bu akciğer kılcalları olmalı. Karbondioksit miktarının giderek arttığı yani kanın karbondioksitçe zenginleştiği damar doku kılcalı olmalı. Buna göre birinci damar akciğer kılcalı İkinci damarda herhangi bir doku kılcalı olmalı bir uygundur. Akciğer toplar damarı oksijence e, zengindir. O yüzden birinci grafik e, olmaz. Akciğer toplar damarında gaz değişimi yoktur. Akciğer atardamarında karbondioksit çoktur ama gaz değişimi yine yoktur. Mide kılcallarında karbondioksit konsantrasyonu giderek artmalı. O yüzden yanlıştır. Karaciğer kılcalında ise e, karbondioksit konsantrasyonu artar doğrudur. E, buna göre yalnız bir doğru eşleştirilmiştir cevap A Sağlıklı bir insanın idrar ve terinde yukarıdaki moleküllerden hangileri ortak olarak bulunur hem idrar hem ter kanın e, temizlenmesiyle ortaya çıkan artıkların atılmasını sağlayan kısımlardır. Bu yüzden de e, kanın içindeki üre, idrarda ve terde bulunur. Kanın içinde bulunan potasyum iyonları yine idrara ve tere karışır. Kanın içinde bulunan suyun bir miktarı yine idrar ve tere karışır. Zaten terde bulunan ve idrarda bulunan su yoluyla amonyak, üre, ürik asit gibi artıklar, çeşitli iyonlar vücuttan uzaklaştırılmış olur. Sağlıklı bir insanın idrarında asla glikoza rastlanmaz. Yine terde de e, besin monomerlerine rastlanmaz. Buna göre 2, 3 ve 4 ortak olarak bulunur. Cevap E. Aşağıda fotosentez hızının bazı çevresel faktörlere bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z çevresel faktörleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Işığın dalga boyunda kırmızı ışıkta ve mor ışıkta fotosentezisi fazla gerçekleşirken yeşil ışıkta fotosentezisi az gerçekleşir. Bu yüzden bir nolu grafik ışığın dalga boyuyla ilgili grafik olmalı. Fotosentez hızı belli bir değerde en iyi gerçekleşirken belli bir değerden sonra fotosentez hızı azalmaktadır. Bu değer pH değeri olabilir, sıcaklık değeri olabilir. Belli bir değerden sonra, yani yüzde 15'ten sonra, e, enzimlerin çalışmaya başlaması su oranıyla ilgilidir. Fotosentez hızını yüzde 15 ve üzerinde etkileyen, belli bir değerden sonra da sabit hızda olarak etkileyen faktör su miktarı olmalı. Buna göre cevap D. Bir DNA molekülünden şifre alan mRNA'da 600 adenin, 400 urasil bulunmaktadır. Anlamlı iplikte 300 guanin, 200 tizin bulunduğuna göre DNA'nın şifre veren ilgili gen bölgesinde toplam kaç nükleotit bulunur? DNA'nın anlamlı zinciri olsun. DNA'nın tamamlayıcı zinciri olsun. DNA'dan sentezlenen mRNA molekülü olsun. mRNA molekülünde 600 tane adenin, 400 tane urasil var. O zaman anlamlı zincirde de 600 tane timin, 400 tane adenin var. Anlamlı iplikte aynı zamanda 300 tane guanin, 200 tane stözin bulunmakta. O zaman DNA'nın bir zincirinde 1500 tane nükleotit bulunmaktadır. Tamamlayıcı zincirde de 1500 nükleotit bulunur. Toplamda DNA'da 3000 nükleotit bulunur. Cevap D. Aşağıda insan kalbinin bazı kısımları harflerle gösterilmiştir. Harflendirilmiş bölgeler için ifadelerinden hangileri doğru olur? E, kalbin sağ tarafı her zaman kirli kan bulundurur. Kalbin sol tarafı her zaman temiz kan bulundurur. A ile gösterilen kısım sağ kulakçık. B ile gösterilen kısım sol kulakçıktır. C ile gösterilen kısım sağ karıncık. D ile gösterilen kısımda sol karıncıktır. Sağ karıncıktan çıkan damar akciğer atar damarıdır. Ee, sol karıncıktan çıkan damar ise aort atar damarıdır. Buna göre A ve B kısmı aynı anda sistol durumuna geçer. Kulakçıklar aynı anda kasılır, karıncıklar aynı anda kasılır. O yüzden A ve B aynı anda kasılır söyleyebiliriz. A ve C arasında üçlü, B ve D arasında ikili kapakçık bulunur. Sağ tarafta üçlü yani triküspit kapakçığı bulunur. Sol tarafta ikili yani biküspit kapakçığı bulunur. Doğrudur. B'den aort C. A'dan akciğer atardamarı çıkış yapar. Yanlıştır. Buna göre 1 ve 2 söylenebilir. Cevap C. Aşağıda hücrelerde gerçekleşen bazı dönüşüm tepkimeleri verilmiştir. Numaralı bölgeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Glikojenin glikoza dönüştürülmesi sindirim reaksiyonudur. Glikozun pürüvata dönüştürülmesi glikolizdir. Karbondioksit ve suya dönüştürülmesi Krebs döngüsünde gerçekleşir. Pürüvattan laktik asit oluşması oksijensiz solunumda gerçekleşir. Laktik asitin pürüvata dönüştürülmesi karaciğerde gerçekleşir. Buna göre birinci olay sindirim kanalında gerçekleşirken hücrelerde gerçekleşmez. Ee, i̇nsanın bazı hücrelerinde de sindirim olayı e, ile glikojen parçalanabilir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Memelin memelilerin olgun alüvarlarında İkinci olayda görevli enzimler bulunur. Memelilerin iki, e, memelilerde olgun alivarlarda mitokondri yoktur. Mitokondri olmadığı için glikolizle ATP eldesi sağlanır. Yani ikinci olayda görevli enzimler bulunur. Doğrudur. Üçüncü olayda FADH2 ve NADPH indirgenir. Üçüncü olay pürüvattan karbondioksit e, ve su oluşumudur. Krebs döngüsü olayıdır. E, krebs döngüsü olayında e, FAT ve PH indirgenmesi e, gerçekleşmez. Çünkü PH fotosenteze ait bir elemandır. fadh 2 e, indirgenmesi gerçekleşir. Dördüncü olayda beşinci olaya göre daha az ATP üretilir. Dördüncü olay oksijensiz solunum olduğu için e, az ATP üretilir. Ancak beşinci olay ATP eldesi değildir. Beşinci olay hayvanlarda sadece çizgili kas hücrelerinde görülür. Beşinci olay laktik asitin tekrar pürüvük asite dönüştürülmesidir. Bu karaciğer hücrelerinde gerçekleşir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Buna göre memelilerin olgun al yuvarlarında ikinci olayda görevli enzimler bulunur. ifadesi doğrudur. Cevap B. Ağırlıkları verilen K ve L cisimler esnemeyen ipler ağırlıksız makaralarla oluşturulmuş şekil 1, 2 ve 3'teki sistemlerin iğmelerinin büyüklüğü A1, 2, 3'tür. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Ağırlıklar 20 ve 10 Newton olarak verilmiş kahve L için. Birinci şekli bunu gösterelim. Şuradan 20 Newton ve L'den 10 Newton olmak üzere. Birinci sistemdeki net kuvvet 10 Newtonluk bir net kuvvet. 20 ve 10 Newton olmak üzere buradan kütlelerinde 2 ve 1 kilogram olduğu sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla toplam kütlede 3 kilogram olacaktır. Çarpı A1 dersek buradan A1 iğmesi 10 bölü 3 metre bölü saniye kare olarak bulunur. İkinci sisteme bakarsak K ağırlığı 20 Newton'du. Diğer taraftan 10 Newton'luk bir kuvvet uyguluyoruz. Yine 10 Newton'luk bir net kuvvet söz konusu. Ancak burada sadece K'nın kütlesi söz konusu. K'da 2 kilogramdı. Bunu da 2A2 olarak yazarsak. Buradan A2 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare olarak bulunuz. Şimdi 3. sisteme bakalım. K ve L ağırlıkları aynı tarafta. Dolayısıyla burada toplamda 30 Nm'lik bir ağırlık var. Diğer tarafta 40 Nm'lik bir kuv kuvvet uygulanmış. Yine 10 Nm'lik net bir kuvvet söz konusu. K ve L'nin toplam kütlesi 3 idi çarpı A3 dersek A3 ivmesi de buradan yine 10 bölü 3 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Dolayısıyla ivmeleri sıralarsak 10 bölü 3 5'ten daha küçük A2 ivmesi en büyük olacaktır. A1 ve A3 ivmeleri de birbirine eşit olur. Cevabımız C seçeneği olur. Şekildeki sporcu bir ipin ucuna bağladığı taşı Düşey düzlemde çembersel yörüngede döndürürken bir anda ip kopuyor. İpin koptuğu an ile taşın yere düştüğü an arasındaki herhangi bir T anında taşın hız ve iğme vektörleri arasındaki açı 90 derece olur. Buna göre ip aşağıdaki noktalardan hangisinden geçerken kopmuş olabilir? Şimdi ikinci kısımda verilen bilgiyi biraz daha dikkatli okuyalım. İp koptuktan sonra herhangi bir T anında taşın hız ve iğme vektörleri arasındaki açı 90 derece oluyormuş. Şimdi koptuktan sonra taş yer çekim iğmesine maruz kalacaktır. Ve yer çekim iğmesi de şöyle aşağı doğru G büyüklüğünde olacak. Şimdi hız vektörü ile arasındaki açının 90 derece olabilmesi için hız vektörü de şöyle ya da diğer tarafa doğru şu şekilde bir hız vektörüne sahip olmalı ki böylelikle aradaki açı 90 derece olabilsin. Bunun gerçekleşebilmesi için de ee, bakalım buradaki noktaları tek tek incelersek. K noktasından koptuğu takdirde şöyle yatay yatış hareketi yapacaktır. Şimdi yatay yatış hareketi yaptığı anda e, başlangıçta buradaki hız vektörü ile aşağı doğru g ime vektörü arasındaki açı 90 derece olur. Fakat dikkat edelim burada ip koptuğu an ile taşın yere düştüğü an arasındaki herhangi bir t anında deniyor. Yani burada başlangıçta t eşittir 0 anında gerçekleşmiş bu. Dolayısıyla bunu alamayız. Şimdi L noktasına bakarsak L noktasında ise şöyle bir hız vektörüne sahip. Aşağı doğru g im vektörü şöyle olacak. Buradaki giderek aşağı doğru hızlanacak ve buradaki hız vektörü giderek im vektörüne yaklaşacak. Dolayısıyla aradaki açının 90 derece olma olasılığı söz konusu değil. M noktasında iken koparsa şöyle hız vektörü aşağı doğru İğme vektörü de aşağı doğru. Dolayısıyla bunlar birbirlerine paralel olurlar. N'de koptuğu takdirde bakalım şöyle. Şurası yine iğme vektörü. Hız vektörü yörüngesine paralel. Burada şu şekilde bir e, sol tarafa doğru eğik atış hareketi yapmış olacaktır. Bu durumda yine giderek hızlanır hız vektörü ve aralarındaki açı azalır. 90 derece olmaz. Şimdi fakat P noktasında koptuğu takdirde. Şimdi dikkat edelim. Şu noktadan itibaren şöyle buradaki hızını V olarak alırsak bir eğik atış hareketi yapacaktır. Şöyle şuradaki açıda teta olmak üzere ve tam tepe noktasına ulaştığı takdirde yörüngesinin şöyle aşağı doğru G ime vektörü ve sol tarafa doğru bir Vx hız bileşeni olacaktır ve aralarındaki açı 90 derece olacaktır. Dolayısıyla söz konusu nokta P noktası olur. Cevabımız E seçeneğidir. Yatay sürtünmesiz buz pateni pistine T eşittir sıfır anında yan yana olan bir buz pateni eğitmeni öğrencisine F büyüklüğündeki kuvveti delta T süre uyguluyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Eğitmenin öğrenciye uyguladığı itme, öğrencinin kazandığı momentuma eşittir. Şimdi burada eğitmen tarafından F büyüklüğündeki kuvvet delta T süresi boyunca uygulandığı takdirde F çarpı delta T'ye kadar bir itme üretilir. Ve itmede momentum değişimine eşit idi. Şimdi dolayısıyla öğrenci başlangıçta durgun halde F kuvveti delta T süresince bir itme oluşturdu. Bu itme de öğrencinin momentum değişimine eşit olur. Başlangıçta sıfır olduğu için daha sonra kazandığı momentum onun zaten bize momentum değişimini verecektir. Dolayısıyla burada eğitmenin öğrenci uyguladığı itme öğrencinin kazandığı momentum değişimine momentuma eşittir ifadesi doğru olur. Eğitmenin kazandığı momentum öğrencinin kazandığı momentuma eşittir. Şimdi öğrenci ileriye doğru bir momentum kazanır. Momentumun korunabilmesi için eğitmenin geriye doğru eşit büyüklükte bir momentum kazanması lazım. Dikkat edelim burada momentum büyüklükleri birbirine eşit olmasına rağmen yönleri birbirinden farklı olduğu için bu ifade yanlış olur. Şimdi dikkat edelim burada momentum eşittirlenmiş. Vektörel bir büyüklüğün eşit olabilmesi için hem büyüklük hem de yönünün eşit olması gerekir. Bunu hatırla, hatırlayalım. 3'e bakalım. Eğitmenin öğrencisine uyguladığı kuvvet ile öğrencinin eğitmene gösterdiği tepki kuvvetleri eşittir denmiş. Yine burada etki tepki prensibinden dolayı bu kuvvetler büyüklük olarak birbirine eşit olacaktır ancak yönleri zıt olur. Burada yine öğrencinin eğitmenin öğrencisine uyguladığı kuvvet ve öğrencinin eğitmene gösterdiği tepki kuvveti eşittir denmiş yönleri zıt olduğu için yine bu ifade de yanlış olur. Cevabımız A seçeneğidir. O noktasından geçen mil etrafını serbestçe dönebilen eşit bölmeli ve ağırlığı ihmal edilen çubuk şekil 1'deki gibi dengedeyken K cisminin O noktasına göre torku verilmiştir. Buna göre aynı çubuk şekil 2'deki gibi dengedeyken M cisminin O noktasına göre torku ne kadar olur şeklinde ifade edilmiş. Şimdi K cisminin O noktasına göre torku deniyor bize ve burada dikkat edelim, e, sistem şekil birdeki gibi dengede ikenlenmiş. Şimdi K'nın şöyle bu yönde bir dönme sağlayacağını O noktasına göre buradaki L, buradaki sabit makara tarafından buraya aynen aktarılacaktır. L de buna zıt yönde bir dönme uygular. Şimdi dolayısıyla Burada K'nın ve L'nin torkları birbirine eşit büyüklükte olmalı. Dolayısıyla K'nın torku yazarsak K çarpı 1 L'ninki ise L çarpı 4 kadar olur. Şimdi tekrar soruya dönersek K cisminin O noktasına göre torku bize verilmişti. Demek ki bu ifade yani K çarpı 1 ya da L çarpı 4 buradaki tork ifadesinin karşılığı. Şimdi ikinci duruma bakalım. Aynı çubuk şekil 2'deki gibi dengede iken M cisminin m'nin torkunun birinci tork cinsinden neye eşit olduğu ifade edilmiş. Şimdi burada yine denge söz konusu. K ve burada L aynı yönde tork üretirler. Dolayısıyla da yazarsak bunları K çarpı 1 artı L çarpı 4 kadar. Bu m'nin torku tarafından dengelenmiş olmalı. M buraya yine aynen iletildi buradaki sabit makara tarafından eşit olacaktır. M çarpı 4. Şimdi K çarpı 1 şu kadar da yine bu L çarpı 4 aynı ifadeydi. Dolayısıyla buradaki M'nin ürettiği tork başlangıçtaki tork değerinin 2 katı oldu. Şimdi dikkat edelim büyüklük olarak 2 katı. Yani dolayısıyla cevabımız B ya da D seçeneği olacaktır. Şimdi yönüne bakalım. Birinci durumda K'nın torku denmişti. K'nın burada ürettiği dönme yönüne bakarsak saat yönünde üretirken M ise buna saatte ters yönde bir dönme ye sebep oluyor. Dolayısıyla bunların torkları zıt yönde olmalı. Başlangıçtaki pozitif olarak verilmişti. Dolayısıyla bu da negatif olacaktır. Onun için cevabımız B seçeneği olur. Kütlesi imal edilen yalıtkan bir iple düşey çubuğun C noktasına asılan yüklü K cismi düzgün elektriksel alanda şekil ekibi dengede durmaktayken noktasal ışık kaynağı tarafından aydınlatılan sistemde K cisminin gölgesi A noktasında oluşmaktadır. K cisminin gölgesinin B noktasına oluşması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? Dikkat edelim soru negatif olarak ifade edilmiş. Hangisi yapılamaz denmiş. Şimdi ipin uzunluğunu arttırma. Burada seçenekler üzerinden gidelim. İpin uzunluğunu arttırma. Şimdi ipin uzunluğunun arttırılması. Buradaki seçenekleri tek tek incelemeden önce önce buradaki kuvvet durumuna da bakalım. Şöyle cisim şu noktada sağ tarafa doğru QE kadar bir elektriksel kuvvetle itilmiş. Aşağı doğru MG ağırlığı var. Bağlı olduğu ipteki T ip gelmesi söz konusu. Şimdi bu durumda cisim bu noktada yukarıdan aydınlatılan noktasal ışık kaynağı tarafından A noktasında gölgesi oluşmuş. de oluşması isteniyor. Demek ki buradaki K cisminin bir miktar daha sağa kayması gerekiyor ki şöyle noktasal ışık kaynağından gelen ışınlar bu yönde örtülmüş olsun ve gölgesi B noktasında olsun. Şimdi seçenekleri tek tek bakalım. İpin uzunluğunu arttırma deniyor. Şimdi ipin uzunluğunu arttırdığımız takdirde MG kuvvetinde ya da QE'de herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak ip daha uzun. Yani dolayısıyla da şuradaki açıda herhangi bir değişiklik olma ihtimali söz konusu değil. Ancak ip daha uzun olacağından dolayı aynı miktarda açılacak. Ama ip uzun olduğu için cisim bu noktada dengeye gelmiş olacaktır. Böylelikle bakınız buradaki teta açısının herhangi bir değişiklik olmadı. Cisim buraya taşınacağından dolayı gölgesi B noktasında olabilir. Demek ki bu yapılabilir. K cisminin yük miktarını arttırma. Yük miktarı arttırılırsa buradaki Q değerinin artmasına bağlı olarak elektriksel kuvvet artmış olacaktır. Ve buna bağlı olarak da daha fazla açılır cisim. Yani şekil üzerine göstermek gerekirse şöyle bir durum oluşur. Ve buna bağlı olarak da yine B'de gölge oluşur. Bu da yapılabilir. Elektriksel alan şiddetini arttırma. Yine burada E'yi arttırma. Q'yu arttırma ile aynı sonucu verir bize. Bu da yapılabilir. İpi C noktasından söküp D noktasına bağlama. Şöyle şekil üzerinde temizleyerek gösterelim. Şimdi bunu C'den söküp D noktasına bağladığımız takdirde buradaki MG ve ile herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla yine teta açısı aynı kalacaktır. Böyle D'ye taşıdığımızda yani Birinci duruma paralel olacak şekilde yine cisim burada dengede kalır ve A noktasında yine gölge oluşur. Demek ki hangisi yapılamaz denmiş. Burada D seçeneğinde verilen iş e, ifade işimize yaramaz. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine E seçeneğinde verilen çubuğu ok yönüne bir miktar kaydırma sağ tarafı doğru kaydırırsak yine buradaki cismi bir miktar daha sağ tarafa çekmiş oluruz. Buna bağlı olarak da gölgesi B'de oluşur. Yani bu da işimize yarayan bir durum. Bir mıknatısın kutupları arasında düşey doğrultuda oluşan düzgün manyetik alan alanda yatay olarak yerleştirilen sürtünmesi önemsiz kartonun A noktasından artı yüklü cisim şekildeki gibi artı x yönünde V0 hızıyla fırlatılıyor. Buna göre fırlatıldıktan bir süre sonra cismin bulunduğu konum ve hızı aşağıdakilerden hangisi olabilir? KLM noktaları mıknatısın oluşturduğu düzgün manyetik alan içerisindedir denmiş. Şimdi buradaki manyetik alan N'den S'ye doğru olacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru bir manyetik alan oluşur. Şimdi bunu ayrıca şurada da gösterirsek şöyle aşağı doğru bir manyetik alan var ve bu manyetik alan içerisinde şöyle V0 hızı ile hareket eden bir artı yüklü cisim var. Şöyle artı Q diyelim. Şu şekilde hareket ediyor. Burada hız vektörü ile manyetik alan çizgisi arasındaki açı 90 derece. Şimdi burada bu cisme bir manyetik kuvvet etki ediyor olacaktır. Dolayısıyla hangi yönde sapacağını tespit edebilmemiz için burada sağ el kuralını uygulamamız gerekiyor. Sağ el kuralı dört parmağımız manyetik alan yönünde olacak. Açık olan baş parmağımız hız vektörünü gösterecek. Avuç içimiz ise etki eden kuvvetin yönünü gösterir. Dolayısıyla şöyle K'ya doğru sapmasını sağlayacak bir manyetik kuvvet söz konusu olacaktır. Buna bağlı olarak da şöyle K'ya doğru sapar. Dolayısıyla, dolayısıyla bulunacağı konum şöyle K noktası olur. Şimdi burada etki eden kuvvet sürekli olarak hız vektörüne dik olacağından dolayı hızında herhangi, hızının büyüklüğünde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Sadece yönünün değişmesini sağlar. Bunu ve bunun çembersel bir yörüngede sapmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla hızının büyüklüğü değişmez ve V0 olarak kalır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki ideal transformatördeki sarım sayıları arasındaki ilişki verilmiştir. N1 sarımı gerilimi V olan doğru akım kaynağına, N2 ve N3 sarılımları etkin gerilimleri V olan alternatif akım kaynaklarına bağlı olup KLM anahtarları açıktır. Buna göre transformatördeki çıkışındaki A lambasının V'den daha küçük bir etkin gerilimle yanması için KLM anahtarlarından hangileri tek başına kapatılabilir? Şimdi öncelikle K anahtarını inceleyelim. K anahtarının olduğu yerde bir doğru akım kaynağı var. Dolayısıyla doğru akım kaynağı ile transformatör çalıştırılamaz. Demek ki K'nın kapatılması herhangi bir işimize yaramaz. Şimdi M'ye bakalım. M'deki yani buradaki sarım sayısı N3 idi ve N3'teki sarım sayısı en fazla dikkat edelim. N4'tekine göre daha fazla. Burayı kapattığımız takdirde N3 sarım sayısı N4 sarım sayısından çok olduğu için bu alçaltıcı bir transformatör olarak çalışacaktır. Buradaki gerilim V olduğuna göre buradaki gerilim V'den daha az olur. Dolayısıyla buradaki istenen şartı M lambası sağlıyor. Şimdi bir de L lambasını test edelim. Buradaki anahtarı kapattığımız takdirde şimdi N2 ve N4'ün sarımlarını karşılaştıralım. N2'deki sarım N4'teki sarımdan daha az. Dolayısıyla yani N4'teki daha büyük. Buna bağlı olarak da bu durumda L'nin kapatılması durumunda yükseltici bir transformatör olarak çalışır mı? Bu. Buraya uygulanan etkin gerilim V olmuş. Dolayısıyla buna bağlı olarak L'nin kapatılması sonucunda buradaki gerilim V'den daha büyük olur. Oysa burada V'den daha küçük bir etkin gerilimle yanması içinlenmiş. Demek ki L'nin kapatılması istenen şartı sağlamıyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız M olarak verilen C seçeneği olur. Hava direncinin önemsenmediği ortamda kamyonet yatay düzlemde sabit hızla hareket etmekteyken Kerem elindeki topu kamyonete göre V0 hızıyla düşe yukarı doğru fırlatmaktadır. Buna göre top maksimum yüksekliğe ulaştığı anda verilen niceliklerden hangileri sıfırdır denmiş. Şimdi Kerem topu fırlattığı andan itibaren top yer çekimi iğmesine maruz kalacaktır. Ve dolayısıyla sürekli olarak iğmesi G kadar olur. Yani tepe noktasında iken de yine iğmesi G kadar olacaktır. Demek ki iğme sıfır olmaz. Şimdi bu durumda içinde bir olan seçeneklerin tamamını şöyle eleyebiliriz. Topun yere göre hızı denmiş. Şimdi dikkat edelim. Burada kamyonete göre V0 hızıyla atılıyor. Kamyonetinde bir hızı var. Dolayısıyla yere göre hızı Şöyle buradaki V kamyonet ve V0 olmak üzere bu ikisinin bileşkesi şeklinde bu şekilde olacaktır. Ve top maksimum yüksekliğe ulaştığı anda denmiş. Burada eğik atış hareketi yapacaktır yere göre. Dolayısıyla şöyle tepe noktasına ulaştığı anda kamyonetin hızına eşit büyüklükte bir hızı olur tepe noktasında. Dolayısıyla maksimum yüksekliğe ulaştığı anda bu ee, topun yere göre hızı sıfır olmayacaktır. Kamyonetin hızı kadar olacaktır. Bu da istenen şartı sağlamadı. Topun kamyonete göre hızı burada dikkat edelim. v sıfır kamyonete göreydi. Tepe noktasında artık bu sıfır değerine ulaştığı için kamyonete göre olan hızı sıfır olmuş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Yer çekimi ivmesinin G olduğu sürtünmesiz ortamda M1 kütleli X cismi L uzundaki ipin ucunda KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. K sabit ucundaki m kütleli Y cismi ise K üstü L üstü noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. X ve Y cisimleri T eşittir. Sıfır anında şekildeki konumlarından geçtikten delta T süre sonra M1 kütleli cisim ilk kez L noktasında oluyor. Şimdi hemen bunu şekil üzerinde de görmeye çalışalım. M1 kütleli cisim L noktasında oluyormuş. Yani buradan şöyle K'dan buraya gelmiş. Bunun için geçen süre şöyle T1 bölü 2 kadar olur. M2 kütleli cisim ise ilk kez L üssü noktasına geri dönüyor deniyor. Şimdi L üssü noktasına geri dönüyor denmiş. Bu da dolayısıyla şöyle K üssüne gitmiş ve tekrar L üssüne gelmiş anlamına gelir ki bu da şöyle tam bir salınıma karşılık gelir. Buna göre yay sabitini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her ikisi de delta t süresi içerisinde gerçekleşmiş. Demek ki t1 bölü 2 delta t'ye eşit olduğu gibi buradaki t2 de yine delta t'ye eşit. Öyleyse buradaki t1 ve t2 arasındaki ilişki t1 iki tane t2 olur. Şimdi t1 salınımı buradaki basit sarkacın salının periyodu. Dolayısıyla bunu 2 pi kök içerisinde l bölü g şeklinde yazarız. Bu iki tane T2 eşit olacak. Bu yaylı sarkaç. Bu da 2 pi kök içerisinde m bölü k'dır. Şimdi soruya dönersek yay sabitini veren ifade demiş burada. Demek ki biz k'yı çekmek durumundayız. Şurada 2 pi'ler şöyle sadeleşti. Her iki tarafın karesini alırsak burası l bölü g olur. Burası da 2'nin karesinden 4 ve m bölü k olur. Buradan k'yı yalnız başına bırakırsak bu da 4 mg bölü L olur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki K telefonuna çağrı geldiğinde telefona bağlı kulaklıkta telefonun zil sesi duyulmakta. Telefonun ekranı yanıp sönmektedir. Wi-Fi ile internete bağlı olan K telefonun aynı zamanda L telefonu ile Bluetooth bağlantısıyla yeni veri paylaşımı yapmaktadır. Buna göre aşağıdaki dalgalardan hangisi boyuna dalgadır? K ve L telefonları arasındaki veri aktarımı sağlayan dalgalar. Şimdi K ve L arasında Bluetooth ile bağlantı yapıldığı ifade edilmişti. Dolayısıyla bu bir radyo dalgasına karşılık gelmektedir. Radyo dalgaları bir elektromanyetik dalgadır. Ve tüm elektromanyetik dalgalar enine dalgadır. Oysa burada hangisi boyuna dalgadır şeklinde sormuş. Bu yanlış. Wi-Fi ile internetten veri alınmasını sağlayan dalgalar yine radyo dalgalarıdır. Dolayısıyla enine dalgalardır. Telefonun ekranında yayılan ışık, yayılan ışık görünür ışıktır. Dolayısıyla elektromanyetik spektrumdaki görünür ışık kısmına karşılık gelir. Elektromanyetik dalgadır ve enine dalgadır. Kulaklıktan duyulan ses denmiş. Sesin boyuna dalga olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olur. Ayrıca en seçeneğindeki GSM operatöründen gönderilen çağrı sinyali de yine bir radyo dalgası ve enine dalgadır. Bir fotoelektrik olay deneyinde metale düşülen ışın frekansı f ile metalden koparılarak hızlandırılan elektronların maksimum kinetik enerjiler arasındaki değişim grafiği verilmiştir. Bu grafikle ilgili hangisi doğrudur? Metalin cinsi değiştiğinde alfa değişir denmiş. Buradaki alfa, tanjant alfa değeri plank sabitini veriyordu. Metalin cinsi değişse bile alfa açısı değişmez. 2 fx frekanslı ışığın metalden kopardığı elektronun kinetik enerjisi 2e'dir denmiş. Şimdi dikkat edelim. fx frekansıyla yolladığımızda e kadar kinetik enerji aktarılmış. Bu eşitliğimizi yazarsak Einstein'ın fotoelektrik denklemine şöyle hfx kadar enerjiyle fotonlar gelmiş. hf0 kadarını harcamış ve kalan da kinetik enerji olarak aktarılmış. Şimdi 2fx ile yollarsak h 2fx eşittir. Yine h 0 bağlanma enerjisinde harcanacaktır. E üssü kadar enerji aktarılır. Burada şu iki katına çıkıyor. Fakat burada bunda bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu eşitliklere bakarak E üssünün 2E olamayacağını görebiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış bir yargı. F0 metrenin eşit frekansıdır. Evet burada bakıyoruz. Şu nokta bu grafiğe göre eşik frekansını veren değerdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Astronot kıyafetleri yani uzay elbiseleri astronotların gök cisimlerinden yayılan radyasyon türlerinden hangilerine karşı korumasına gerek yoktur. Ultraviyole ışınları uzay boşluğunda çok yoğun bir seviyede olabilir. Dolayısıyla bunlardan korumaktadır. Kozmik ışınlarda çok yüksek enerjili ışınlardır. Dolayısıyla bunlardan da korur. Oysa radyo dalgalarından korunmasına ihtiyaç yoktur. Radyo dalgaları enerjisi en düşük elektromanyetik dalga idi. Zaten cep telefonlarımıza gelen, televizyonlarımıza radyolarımıza gelen dalgalar da radyo dalgalarıdır. Çevremizde her yer radyo dalgaları ile doludur. Dolayısıyla insan vücuduna herhangi bir zararı yok. Buna karşı korunmasına ihtiyacı yoktur. Cevabımız A seçeneği olur. Nötrondaki kuark sayısı N1, piyondaki kuark sayısı N2, karşıt protondaki karşıt kuark sayısı N3'tür. Buna göre N1, N2, N3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi nötronun biz kuark yapısını hatırlarsak nötron U, D ve D'den oluşuyor idi. Nötrondaki kuark sayısı denmiş N1 olarak. Dolayısıyla N1 burada 3'ü ifade eder. Piyon denmiş. Şöyle piyon bir mezon idi ve kuark yapısı bir kuark ile bir karşıt kuarktan oluşuyordu. Demek ki piyondaki kuark sayısı dediğimiz zaman şöyle bir kuark bir de karşıt kuark olarak düşündüğümüz takdirde buradaki N2 ifadesi dikkat edelim kuark sayısı deniyor bize. Dolayısıyla burada sadece bir tane kuark var. Diğeri ise karşıt kuark. Dolayısıyla N2 bire eşit olacaktır. Karşıt proton denmiş. Şimdi öncelikle protonu hatırlayalım. Proton U, U, D şeklinde bir kuark yapısına sahipti. Şimdi karşıt proton ise bunların karşıt kuarklarından oluşuyor olacaktır. Buradaki karşıt kuark sayısı denmiş. Karşıt kuark sayısı N3 olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla bu 3'e eşit olur. Bunların doğru sıralaması dolayısıyla N1 ve N3 birbirine eşit olur. N2'den büyük olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. süper iletken maddelerin temel özellikleri onların teknolojik açıdan ön plana çıkmalarını sağlamaktadır. Buna göre verilen teknolojilerin hangilerine süper iletkenlikten yararlanılmıştır. Maglev trenlerinde süper iletkenlerinden faydalanılır. MR cihazlarında da yine süper iletken kullanılır. Söndeki büyük hadron hızlandırıcısı ya da çarpıştırıcısı olarak da geçiyor. Bu LHC'de de yine e, süper iletkenler kullanılmaktadır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Nötr ve temel halde bulunan X atomunun N eşit 4 ve L eşittir 0 olan orbitallerinde bir elektron bulunmaktadır. Buna göre X atomu ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? N4 demek dördüncü yörünge. L'nin sıfır olması demek S orbitali. Yani S orbitalinde bir elektron bulunuyor 4S'de. Buna göre X atomu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Dördüncü yörüngede S'de bir elektron. Bu şekilde olabilir. Ayrıca şöyle de olabilir. 4S1 3D5 şeklinde ya da 4S1 3D10 şeklinde de olabilir küresel simetriden dolayı. Atom numarası 19'dur. Kesin doğru değildir. 19 olabilir, 24 olabilir, 29 olabilir küresel simetrik dağılıma sahiptir. Bu şekilde de olsa, bu şekilde de olsa, bu şekilde de olsa küresel simetriktir. Bu ifade kesin doğrudur. Geçiş metalidir. Eğer bu şekilde olursa geçiş metali ama böyle olursa geçiş metali değildir. Kesin doğru değildir. Doğru cevap yalnız 2 B seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Z ile T arasında kovalent Z2-T3 bileşi oluşur. Bu ifade yanlıştır. Z burada metaldir. Kovalent bağlı bir bileşik oluşmaz. B. Y'nin elektron dağılımının son terimi 6D1'dir. Y burada 6. periyot 4B'dir. Y'nin elektron dizilişi Ksenon 54 6 S2 56 4 F 14 70 5 D2 ile biter. Bu ifade de yanlıştır. C X'in ikinci iyonlaşma enerjisi Q'nun birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. X 1 2 3 3. periyot bir A grubu yani proton sayısı 11'dir. İkinci iyonlaşma enerjisi demek bir elektron koptuktan sonra ikinciyi koparmak için gerekli olan enerjidir. Yani X artı birden bir elektron koparılacak. Q ise 1, 2, ikinci periyot 8 A grubu proton sayısı 10, 10'dur. Burada bunun elektron sayısı 10'dur. X'ten elektron koparmak daha zordur. Çünkü birim elektron başına düşen çekim gücü daha fazladır. İkisi de soy gaz düzende elektronları. Fakat X'teki elektron başına düşen çekim gücü daha fazla olduğu için bundan elektron koparmak zordur. 10, pro 10 elektronu 11 proton çekiyor. 10 elektronu 10 proton çekiyor. Doğrudur. D Z artı 3 M eksi bağının polarlığı TR bağının polarlığından daha azdır ifadesi yanlıştır. Z ile M'nin polarlığı daha fazladır. Çünkü iyonik bağlı bir bileşik yapacaktır. TR ise kovalent bağlıdır. İyonik bağlıların polarlığı kovalent bağlıdan daha fazladır. E, Z'nin L eşit 1 olan orbitallerinde toplam 17 elektron vardır. Z, 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyot 3A grubudur. Elektron dizilişi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1'dir. Dördüncü periyot 3A grubunun elektron dizilişi bu şekildedir. L'nin 1 olması demek... P orbitali olması demektir. P orbitalinde 6, 6 daha 12, 1 daha 13 elektronu vardır. Bu ifade de yanlıştır. Doğru cevap C seçeneği olur. Aynı koşullarda eşit hacim kaplayan X2 ve XY gazlarından kütlesi büyük olanı X2'dir. Buna göre X2 ve XY gazlarının niceliklerinden hangileri aynıdır? Aynı koşullarda eşit hacim kaplaması demek mollerinin eşit olması demektir. Yani NX2 eşittir NXY'dir. Molleri eşit ise molekül sayıları aynıdır. Aynı koşullarda diyorsa aynı sıcaklık ve basınçtır. Sıcaklıkları eşit ise ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Molekül kütleleri mol eşittir m bölü ma'dır. Buradan ma eşittir mol kütle bölü moldur. Dolayısıyla burada moller eşit ise kütlesi büyük olanın ma'sı büyük olacaktır. X2'nin kütlesi daha büyük ise x2'nin ma'sı daha büyük olur. İkinci ifade aynı değildir. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. X, Y, 2 iyonik katısı ile sulu çözelti hazırlanırken katının mol sayısının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hazırlanan çözelti hacmi 200 mililitre olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? xy2 katısı suya atılmış x artı 2 2y şeklinde iyonların ayrışmış. Başlangıçta a mol var b mol kalmış. Yani aradaki fark kadar a eksi b mol çözülmüş. Bir de a eksi b ise a eksi b burası 2 çarpı a eksi b moldur. Bir çözelti doymuştur doğrudur. Çözelti doygundur. Dipte bir miktar katısı var. 2 x y 2 derişimi 5 çarpı a eksi b'dir. Derişim eşittir mol bölü hacim. Mol sayısı a eksi b bölü hacim 200 mililitre litreye çevrilirse 0,2 litredir. a eksi b bölü 0,2'dir. Bu da 5 çarpı a eksi b'dir doğrudur. 3. Çözeltideki y eksi iyonlarının mol sayısı 2 çarpı a eksi b'dir. Doğrudur. 2 çarpı a eksi b'dir. Doğru cevap e seçeneği olur. Aşağıdaki sisteme sabit sıcaklıkta bir miktar azot gazı ilave edilip musluk kapatılıyor sistemde ilk duruma göre niceliklerinden hangilerinde azalma gözlenir? N2 eklendiğinde piston bir miktar yukarı çıkacaktır. Helyum gazının hacmi artacaktır. Buna göre helyum gazının kısmi basıncı azalır. Hacmi arttığından dolayı miktarı değişmiyor helyumun. Toplam gaz basıncı değişmez. Pistonlu kap olduğu için iç basınç dış basınca eşittir. Sabittir. H2O gaz miktarı hacim arttığından dolayı bir miktar su buharlaşacaktır. Dolayısıyla H2O gaz miktarı artacaktır. Ancak birim hacimdeki buhar tanecik sayısı değişmeyeceğinden dolayı sıvı buhar basıncı değişmez. H2O gaz miktarı artar dedik. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Denklemine göre 500 mililitre HCl çözeltisi ile 6 gram X metali artansız tepkimeye girdiğinde 24 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. X'in mol kütlesi 24'tür. Burada 1 mol X tepkimesinden 96 kJ enerji açığa çıkmış. 1 mol X'in tepkimesinden 96 kJ enerji açığa çıkarsa kaç mol X'in tepkimesinden 24 kJ enerji açığa çıkar. Buradan X'in mol sayısını bulacağız. 24 bölü 96. Buradan 1 bölü 4 mol gelir. 1 bölü 4 mol X 6 grammış. Mol eşittir. M bölü MA'dır. Mol sayısı 1 bölü 4, kütlesi 6, m a x, m -A x buradan 6 çarpı 4'ten 24 gelir. Birinci ifade doğrudur. 2. Hidrojen klorür çözeltisinin derişimi 1 molardır. X 1 bölü 4 yani 0,25 mol imiş. Artansız olduğu için 1'de 0,25 mol ise 2'de 0,5 moldur. Derişim eşittir mol bölü hacim. Derişim bilinmiyor. Mol 0,5 bölü hacim 500 mililitre litre çevrilirse 0,5 olur. 0,5 bölü 0,5 1 molardır. İkinci ifade de doğrudur. 3. Normal koşullarda 5,6 litre hidrojen gazı oluşmuştur. Bir kat sayısında 0,25 mol tepkimeye girerse bir kat sayısında 0,25 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Buradan mol eşittir V bölü 22,4. V eşittir mol çarpı 22,4 0,25 çarpı 22,4'ten 5,6 litre hidrojen gazı açığa çıkar. Doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Tepkime hız bağıntısı K çarpı X çarpı Y kare şeklinde olan tepkime ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre tepkime hızları ve hız sabitleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hız sabiti derişime bağlı değildir. Sıcaklık ile doğru orantılıdır. 1 ve 3'ün sıcaklığı eşit olduğu için K1 eşittir K3. 2'nin sıcaklığı küçük olduğu için K1 eşit K3 büyüktür K2'dir. Hız ise R1 eşittir k1 çarpı x'in derişimi 0 2 y'nin derişimi 0 1'in karesi. Buradan k1 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. İkinci durumda r2 k2 çarpı 0 2 çarpı 0 1'in karesinden k2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Üçüncü durumda R3 eşittir. K3 çarpı 0, 1 çarpı 0, 2'nin karesi. Bu da K3 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 1 ve 3'te K'ı sabitleri eşit olduğundan 4 çarpı 10 üzeri eksi 3, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten büyük olduğundan dolayı R3 büyüktür, R1'dir. 1 ve 2'de 2 çarpı 10-3 2 çarpı 10-3 eşit olduğundan K1 K2'den büyük olduğundan dolayı 1'deki hız da 2'den büyüktür. Yani R3 büyük R1 büyük R2 hız sabiti de K1 eşit K3 o da büyüktür K2'dir. Doğru cevap C seçeneği olur. 1 litrelik kapalı kapta sabit sıcaklıkta 1,2 mol xy2, 0,2 mol x ve 1,2 mol y2 gazları denklemine göre dengededir. Buna göre dengede 1,4 mol y2 gazı olması için kabın hacmi kaç litre olmalıdır? xy2 x artı y2 Birinci dengede 1,2 mol xy2, 0,2 mol x ve 1,2 mol y2 gazlara denklemine göre dengededir. Bu denge durumuna göre Kc bulunur. Ürünlerin derişimi x'in derişimi çarpı y'nin derişimi bölü xy2 yani girenlerin derişimi 1,2'ler sadeleşir 0,2 bulunur. Dengede 1,4 mol Y2 olabilmesi için dengenin ürünler yönüne kayması gerekir. Bir kat sayısında 0,2 artmalı ki 1,4 olsun. O halde 1'de 0,2 artarsa de 0,2 artacak de 0,2 azalacak. İkinci dengede 1,2 eksi 0,2'den 1 mol x'ye XY 2, 0,4 mol x olacaktır. Kc 0,2 eşittir. Ürünlerin derişimi 0,4 bölü v çarpı 1,4 bölü v bölü girenlerin derişimi 1 bölü v'dir. Bu v'ler birbirini götürür. 0,2, 0,2 sadeleşir. 2, v eşittir. 2 çarpı 1,4'ten 2,8 litredir. Doğru cevap C seçeneği olur. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Krom ve nikel elektrot çözeltilerin derişimleri birer molar. İlk önce elektrotlara bakıyoruz. Hangisinin yükseltgenme potansiyeli büyük ise orası anottur. Kromun yükseltgenmesi artı 0.74 Nikelin yükseltgenmesi ise artı 0.25 volttur. Kromun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için kromun olduğu taraf anot, nikelin olduğu taraf katottur. Anotta yükseltgenme olacak, krom katısı krom artı 3'e yükseltgenecek ve 3 elektron pil potansiyeli reaksiyon ters çevrildiği için artı 0.74 volttur. Katotta ise indirgenme olacak. Fakat indirgenme çözeltide olur. Çözeltide hangi iyon varsa o indirgenecek. Yani demir artı 2 indirgenecek. Demir artı 2 2 elektron demir katısı oluşacak. E 0 buradan eksi 0.44 volttur. Buradan pil potansiyeli ikisinin toplamından 0.30 volt gelir. Standart pil potansiyeli 0.49 volttur. Yanlıştır. Nikel elektrot demir ile kaplanır. Dış devrede gelen elektronlar Çözeltideki demir artı 2 kendine çekecek ve burada demir katısı ile toplanacaktır. Yani nikel demir ile kaplanır doğrudur. Demir artı 2 iyon derişimi zamanla azalır doğrudur. Demir artı 2 elektronla birleşip demir katısı oluşturacaktır. Demir artı 2'nin derişimi azalacaktır. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tepkimi yazalım. 4 p 3 naoh 3 H2O, PH3 3NOH2PO2 Burada elementlerin tek tek Değerliklerini bulalım. Fosfor tek başına bulunduğu için yükü 0. Sodyum artı 1, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Hidrojen burada artı 1, fosfor eksi 3. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Burada fosfora x dersek, 1 artı 2 kere 1, 2 artı x, 2 çarpı eksi 2, eksi 4 eşittir 0. 2 1 daha 3 eksi 4'ten çıkardık. Eksi 1 karşıya attık. Artı 1. Burası da artı 1 olur. 1. Buna göre redoks tepkimesidir. Birinci olarak evet redoks tepkimesidir. Fosfor sıfırdan eksi 3'e indirgenmiş. Aynı zamanda sıfırdan artı 1'e yükseltgenmiş. Redoks tepkimesidir. Doğrudur. B. Sodyum hidroksit yükseltgenen maddedir. Sodyum hidroksitte sodyum artı 1 artı 1, oksijen eksi 2 eksi 2, hidrojen artı 1 artı 1. Herhangi bir değişen madde yok sodyum hidroksitte. Bu yanlış olur. C. pH3'te fosforun yükseltgenme basamağı eksi 3'tür. Doğrudur. Eksi 3'tür. Fosfor hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir. Fosfor sıfırdan eksi 3'e indirgenir. Sıfırdan artı 1'e yükseltgenir. Yani hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir. Doğrudur. E, NaH2PO2 yükseltgenme ürünüdür. Doğrudur. Fosfor sıfırdan artı 1'e yükseltgenmiş. Yükseltgenme ürünüdür. Doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir. X ve Y molekülleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? X moleküllerinde merkez atomun hibritleşme durumundaki elektron dizilimi şeklindedir. Bu dizilimde hibritleşmenin sp kare olduğunu görüyoruz. Yani burada merkez atom sp kare hibritleşmesi yapacak. Y molekülünde merkez atomun Merkez karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan p orbitali yoktur. Karbon 6 1s2 2s1 2p3'tür. Hibritleşmeye katılmayan p orbitali yok. Yani bunların hepsi hibritleşmeye katılmış. Hepsi hibritleşmeye katıldığı için s'den 1, p'den 3 tane geldiği için Yapmış olduğu hibritleşme sp küptür. Yani Y de merkez karbon atomu sp küp hibritleşmesi yapmalıdır. A seçeneğinde buradaki karbon sp kare, CH4 4 tane sigma bağ var. Bu da sp küptür. A seçeneği olur. B seçeneğinde C2H4 yapısı şudur. Buradaki karbon SP karedir. CH3Cl 4 tane sigma bağı vardır. Buradaki karbon da SP küptür olur. C seçeneğinde HCOOH yapısı şudur. Buradaki karbon SP karedir. CH3OH'da yine 4 tane sigma bağı var. Yani bu da sp küptür. Bu da olur. D seçeneğinde C2H2 yapısı şudur. C2H2'deki bu karbon sp hibritleşmesi yapar. Ancak X'de sp kare olması lazım. Bu olmadı. Yine karbondiokside bakarsak Buradaki karbondioksit 2 e, karbonda 2 tane sigma 2 tane pi bağ var. Yapmış olduğu hibritleşme bunun da sp'dir. D seçeneği olamaz. E seçeneğine bakalım. CH2O yine CH2O'da karbon sp karedir. CH3OH'da 4 tane sigma bağ var. Bu da sp küptür. Bu da olur. Doğru. Cevap D seçeneğidir. Organik bir molekül ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir molünün tamamen yanması sonucu 4 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. 4 mol karbondioksit açığa çıkıyorsa bileşikte 4 tane karbon olmalı. 2 farklı fonksiyonel grup içerir cis trans geometrik izomerisi gösterir. Cis trans izomeri gösterebilmesi için bunun alken olması lazım. Seçeneklere bakıldığında A seçeneğinde 1, 2, 3, 4 tane karbon var. OH ve üçlü bağ var. iki fonksiyonel grup. Fakat üçlü bağlar cis trans izomeri göstermez. A seçeneği olmaz. B seçeneğinde 1, 2, 3, 4 tane karbon var. Burada bir farklı fonksiyonel grup yani ikili bağ var sadece. İki tane farklı fonksiyonel grup yoktur. Olmaz. Aynı zamanda cis trans izomeri de göstermez bu yapı. C seçeneğinde 1, 2, 3, 4 karbon var. Hem ikili hem de OH bağı var. Yani iki farklı fonksiyonel grup var. Aynı zamanda cis trans izomeri gösterir mi? İkili bağın bağlı olduğu karbona bakıyoruz. İkili bağın bağlı olduğu bu karbonda iki tane hidrojen olduğu için yani aynı grubu olduğu için cis trans izomeri göstermez. D seçeneğinde 1 2 3 dört tane karbon var. Hem ikili bağ hem de karboksil grubu iki farklı fonksiyonel grup var. Cis trans izomeri gösterir. Burada ikili bağın bağlı olduğu karbonlara bakıyoruz. Burada CH3, şurada H, burada H, şurada COOH. İkili bağın bağlı olduğu karbonlarda şunlar aynı bu şekilde yazılırsa trans olur. Alta gelirse hidrojen cis olur. Yani bu yapı cis-trans izomeri gösterir. E seçeneğinde 1, 2, 3, 4 karbon var. Hem üçlü hem de ikili bağ. iki farklı fonksiyonel grup var. Fakat bu yapı cis trans izomeri göstermez. Çünkü ikili bağın bağlı olduğu bu karbonda 2 tane hidrojen var. Yani aynı grup varsa cis trans olmaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimelerde belirtilen A ve B maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A maddesi HCl ile tepkimesinden etil klorür oluşmuş. O halde A maddesi CH2CH2 CH2 etenmiş. Buna HCl bağlandığında CH3CH2Cl oluşmuş. Bu A maddesi daha sonra CH3 CH2 CL, KOH ile tepkimesinden burada CL ile K, KCL oluşturacak. OH CH2 bağlanacak. Yani CH3 CH2 OH alkol oluşacak ve potasyum klorür açığa çıkacak. Bu da B maddesidir. Buna göre A A maddesine uygun koşullarda su katılırsa B maddesi sentezlenebilir. A maddesi CH2CH2 CH2. su katılırsa hidrojen buraya, hidroksit buraya CH2OH CH3 yani etil alkol elde edildi. Doğrudur. B B maddesinin izomeri olan bir eter yoktur. B maddesi alkol 2 karbonlu. 2 karbonlu eter yazılabilir. CH3O CH3 yani dimetil eter ile etil alkol birbirinin izomeridir. Yani izomeri olan bir eter vardır. Bu ifade yanlıştır. C. A maddesi alkenlerin ilk üyesidir. Doğrudur. Alkenler 2 karbonludan başlar. 1 karbonlu alken yoktur. D. B'nin yükseltgenmesi sonucu aset aldehit elde edilir. B maddesi CH3 CH2 OH primer alkoldür. 1 derece yükseltgenir ise aldehit oluşur. Yani aset aldehit oluşacaktır. Doğrudur. E. B bir primer alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 hidrojen var ise primer alkoldür. Doğrudur. Doğru cevap B seçeneği olur.